Selim-i Nadir 5 Şubat 1917 İstanbul'da doğdu. 20 Mart 1984'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl ismi Selim-i Nadir Azraktır. Mısır Kanısı, Şenih Karahisarlı, Hattat Zade Yahreşit Efendi'nin torunu, Maliyeci Nadir Azrak'ın kızıdır. İlk ve orta öğrenimini çeşitli okullarda tamamlayan Azrak, 1935'te İstanbul'da Bekstein Josef Solon Okulu'nu bitirdi. Ayrıca özel eğitim gördü. Şiir yazmaya başlamasının ardından ilk öyküleri Servet-i Fünun, Uyanış ve Yarım Ay gibi dergilerde yayınlandı. Düz yazı türündeki çalışmaları ayda bir, 7 gün ve Hayat dergilerinde çıktı. İlk romanı Yeşil Işıklar 1937'de yayınlandı. Çoğunlukla kadın kahramanlar üzerine kurduğu duygusal aşk ve serüven romanlarıyla 1940 ve 1970 arasında çok okunan ve sevilen bir yazar oldu. Birçok baskısı yapılan bu romanlarından bazıları sinemaya da uyarlandı. 40'tan fazla roman yazılan Nadir'in konuları genellikle kırık aşklar üzerine oldu. Hıçtırık adlı romanından Mustafa Tosun'u ve eşi Üfade Hanım'ın yaşam öykülerini konu edindiği tanınmaktadır. 7 yaşında öksüz olan bir çocuğun evlatlık olarak alındığı evin tek çocuğuna karşı duyduğu büyük aşk anlatan Hıçkır romanıyla memleket çapında tanındı. Kaleme aldığı aşk ve karakterler romanları tedrika edildikleri yıllarda gazetelerin sıralarına arttırdı. Hemen her eseri bazen birkaç kez filme de alınan insanlara roman okuma sevgisini aşılayan kadın romancılarımızdan birisi olmuştu. Kadın kahramanlar üzerine kurduğu duygusal aşk ve serüven romanlarıyla çok okunan bir yazar olan Kerime Nadir, anılarını Romancının Dünyası adlı kitapta topladı. Kerime Nadir, Posta Güvercini adlı romanı Fransızca çevirdi. Kerime Nadir, köşklerde, yanılarda geçen olaylarla soylu ve seviyeli kişileri anlatan romanlar yazmakla, popülist romancılık sabri defterler vermekle itham edilmiştir. Romanlarında çağının sorunlarıyla alakasız, sadece kendisinin hayal dünyasına ait romantik aşkları anlatmakla suçlanan eleştirilerle karşılaşmıştır. Eleştirmenlerin pek çoğu Kerime Nadir'i piyasa romancısı tabiriyle ifade etmekten yana bir tavır sergilemişlerdir. Kerime Nadir sıklıkla küçümsenmiş, yok sayılmış, yazarlığını topluma ve gerçeklere sırt çevirerek kendi dünyasına sürdürmekle eleştirilmiş, öte yandan romanlarının yığınlar tarafından kabul görmesi nedeniyle onu halka okuma sevgisi ilaçladığı ve okuru gerçekçi romanlarla hazırladığı için dikkate değer bulanlar olmuştur. Veren, karşılıksız kalan aşklar, kavuşamayan sevgililer gibi oyalayıcı konuları ele almış olması, büyük meselelere, ideallere yer vermemesi, bir sevginin olmaması, analizler üretmemesi gibi açılardan sürekli eleştiri gören bir yazar olmuştur. Eriklerin ve eleştirmenlerin tüm bu sensizlerine inat, Kerime Nadir romanları en çok satan ve en çok okunan romanlar olmayı başarmıştır. Şu alıntılar Kerime Nadir'in romancılığı hakkında fikir vermesi bakımından ilginç tespitlerle doludur. Hiç evlenmeyen, hatta hiç aşık olmadığını söyleyen Kerime Nadir, hiç aşık olmadığı halde arka arkaya aşk romanları yazmış, baş öğretmen görünümüne rağmen şehvetli bir vampir romanı bile kaleme almıştı. Kerime Nadir, kitaplarının yayınlanıp çok tattığı dönemi şöyle anlatıyor. 3 aşkı 5 yukarı hepsi sıcağı sıcağına yaşadığım günlerdi. Dönüp baktığımda keder dolu bazı hayat gelirini hatırlatıyorlar bana. Borçlarını ödeyemediği kendine ediremediğinden canına çiğneyecek kadar olurlu mevzat eden, büyük bir yalnızlık içinde ölümü bekleyen sevgili biricik dergin durum, görkemli güzelliğini hiç fark etmemiş gibi yaşadıktan sonra olanca alçak gönüllüğüyle aramızdan ayrılıp giden Neriman Hanım. Onların öyküleri de Samanyolu'nun binlerce yıldızıyla sarmaş dolaş. Türk Edebiyatı'nın en çok satan romanlarından biri olan Samanyolu, yıllar sonra yayınladığı andan itibaren bir fenomene dönüştü. Önce teşhisi olarak yayınlandı, daha sonra kitap olarak çıkıp baskı üstüne baskı yaptı ve sessiz, sakin yazımını bir anda şöhretini zirvesine taşımıştı. Kerime Nadir, kendi kendine konuşur gibi bir usule sahip, sade ve herkesin anlayabileceği kolay anlaşılır bir dil kullanmıştır. Romanları her düzeydeki okuyucunun kolayca alabileceği bir dille yazılmıştır.
kısa cümleler, sık sık yenilenen paragraflar, olayların adeta özet haline getirilerek anlatışı, yazarın romancılığında dikkat çeken unsurlardır. Bununla birlikte aşkın gönül yakıcılığı yine de duyulsanır, kavuşulamayan veya karşılıksız kalan umutsuz aşklar romanların vazgeçilmez konusu olmuştur. Kerime Nadir ile röportaj yapan Şevket Erkoç'un Kerime Nadir ve romancılığı ile ilgili şu değerlendirmeleri yapılan eleştirileri eleştirmesi bakımından ilginçtir. Çünkü Kerime Nadir kolay okunan aşk romanları yazmış olsa da hep kan kadınları ve duygusal erkekleriyle hep benzerlerinden ayrıldı. Ancak romanlarının bu tür özelliklerine ve satış rekorları kırıp kadınların peşinden koşulmasına rağmen meslektaşları onu hep küçümsedi. Eleştiri tarihimiz ondan piyasa romancısı diye kurtuldu. Türk edebiyatı Kerime Nadir'i pek içinde barındırmak istememiş. Mesela hayatta olduğu dönemde yazılmış eleştiri yazılarında ya da kitaplarında fazla yer bulamamış, hatta birçoğunda hiç yer alamamıştır. Kerime Nadir'in romanlarındaki tiplemeler aşağı yukarı her romanında da birbirlerine yakın ortak özellikle taşıyan tiplemeler olmuştur. Romancının romanlarındaki kadın kahramanları biraz hain ve hesapçı kadınlardır. Mesela Nalan bile başlangıçta Kenan'a karşı haindir. Erkekler daha mümin, romantik, duygulu olarak ele alınır. Kerime Nadir'in romanlarındaki erkek karakterler kadınlara nazaran çok daha fazla acı çekerler. Sabahyolu romanındaki erkek kahramanı örnek olarak gösterecek olursak, roman baştan sona bu erkek kahramanın çektiği ızdırabın üzerine kurulmuştur. Kerime Nadir'in kadından beğenişinden hoppa ve kendini seven erkeği anlamayan, ya kendini de başkalarını sevmeyen ya da karşılık vermeyerek erkekleri üzen veya çok kolay aldanarak erkeklere kapılıp bir karakterler olarak karşısına çıkmaktadır. 30 civarında eseri senaryolaştırılarak sinema filmi çevrildi. Yazarlığını topluma ve gerçeklere sırt çevirerek kendi dünyasında sürdürmekle eleştirilmesinin yanı sıra okuma sevgisi aşıladığı yönünde olumlu yorumlara da hedef olan yazar uzun yıllar Maçka Palas'ta kalmıştır. Bazı romanları yabancı dillerde çevrilen Nadir'in romanları 5 milyondan fazla satış yapmıştır. Romanların konuları karışık. Efendim, biraz da okuyucularınızdan aldığınız mektuplardan bahseder misiniz diyeceğim. Herhalde okuyucularla size birçok mektuplar yazarlar değil mi? 67 yaşındayken hayatta gözlerini yumuştu. Bunlar umumiyetle bana olan teveccühlerinden bahsederler. Takdirler sunarlar. Ve birçoğu da kendi hayatlarını bana anlatmak isterler. Evet. Hatıratını göndermek isteyenler pek çok. Onlardan birer roman yazmanız için değil mi? Evet efendim. Yalnız daha garibi, bu mevzuları bana satmak isterler. Evet, enteresan mevzu. Evet. Size satacaklar, siz onu alıp işleyeceksiniz, roman yazacaksınız. Evet. Kâra yarıya olacak, ortak olacak falan. Ben bir okuyucudan bir mektup aldım. Diyor ki, ben diyor bir dar gelirli bir adamım diyor. Eğer seyahat masraflarımı garipse ederseniz, evet, İstanbul'a gelir, size bu mevzu verir diyor. Evet. Ve İstanbul'da da kalacağım otelin sahil masrafları da diyor lütfen Çok güzel. Güzel değil mi efendim? Siz peki bunu kabul ettiniz mi? Tabii kabul etmeye lüzum yok. Tabii. Peki en çok kadınlardan mektup alırsınız, erkek okuyucularla? Daha çok erkeklerden alırım. Evet. Hangi romanınıza ait daha çok onlar şeylerle, takdirlerini, hayranlıklarını belirtirler? En çok bu Hıçkırık'a karşı tabii. Evet. Peki Hıçkırık yıllarca evvel çıktığına göre nihayet son baskıları da yıllarca evvel oldu değil mi? En son baskı hangi tarihte oldu? O kadar çok basıldı ki son baskı zannediyorum 2 sene evvel. Evet. Tekrar basıyoruz. Evet. Son çıkan romanlarınız hakkında okuyucularınızdan mektup alıyor musunuz? Alırım efendim. Adresinizi nereden temin ediyorlar bunlar? Nerelere yazarlar? Kitapçıya yazarlar yahut yazıların çıktığı gazetelere yazarlar. Evet. Bazısı da adresini gönderir. Nasıl bulurlar bilmem. Evet. Peki, bir soru daha soracağım ama en çok hangi romanınızdan kazandınız? Bundan bir maddi kazancı kastediyorum, para olarak. En çok Hıçkırık basıldı. Şimdi tabii ondan kazandım. Sonra filme de alındı. Evet. O da bir şey temin etti tabii. Evet.